Son seansa karşınızdayız. Her pazartesi, her perşembe olduğu gibi bu hafta da iki değerli akademisyen konuğumuzla ekonomik ve siyasi olayları, aynı zamanda finansal olayları konuşacağız. Profesör Dündar Murat Demiröz birazdan Skype hattımızda olacak. Profesör Doktor Hakkı Öztürk de bizimle birlikte olacak. Neler konuşacağız? Bugün para ve banka verilerinin açıklanma günü, istatistik günü. Dolayısıyla kur korumalı mevduatta 1.2 trilyon liraya kadar geriledik. Kur korumalı mevduatta zirve bildiğiniz gibi 3.4 trilyon lira idi. Tam tamına yarısına geldiğimizi söyleyebiliriz. Bu kalan yarısını ne kadarlık bir zaman diliminde eriteceğiz? Bunu soracağız. Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir yatay seyir var. Merkez Bankası doları 34 bandında tutabilmek için galiba piyasaya bir miktar döviz vermeyi sürdürüyor. Bugünlerde ortaya çıkan sahte dolar hikayesinin de bu işin bir parçası olup olmadığı konusunda tartışmalar var. Yani bir manipülatif araç olarak kullanılıp kullanmadığı konusunda kafalarda bir hayli soru işaretleri var. Haftalık verileri Profesör Hakkı Öztürk ile konuşacağız. Sahte dolar ve rezerv kullanımı ile ilgili konuyu da daha çok ağırlık olarak Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz'e konuşmaya çalışacağız. Başlıyoruz. Haftalık para ve banka istatistik günü bugün, perşembe. Dolayısıyla verileri konuşacağız. Esas itibariyle bunları daha çok ağırlıklı olarak Profesör Hakkı Öztürk ile konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda ve Profesör Dündar Murat Demiröz de şu anda Skype hattında. Onunla da daha çok sahte dolar hikayesi üzerinden konuşacağız. Elbette çok spekülatif bir konu olduğunun farkındayız ama yine de üzerinde konuşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok yüklü miktarda bir sahte dolar basımı söz konusuysa bunun nasıl fark edilemediği ya da neden önünün alınamadığını sorgulamak durumundayız. Yok, hayır, öyle değil de küçük çaplı bir sahte dolar ya da kalpazanlık olayıyla karşı karşıya isek, bu durumda bunun bu kadar büyütülmüş olmasının altında başka bir sebep var mı yok mu diye soracağız. Dündar Hocam, sorum bu olacak size ama birazdan geleceğim. Ama şimdi ben Hakkı Hocam'la başlayacağım ve haftalık verileri. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Şimdi size tabii esas itibariyle Merkez Bankası'nın rezervini soracağız. Yatay bir seyir izliyor. Kur korumalı mevduatta aşağı yukarı yarıya geldik. 1.22 trilyon lira civarında bir seviye kaydettik. Ve Merkez Bankamızın para politikası kurulu özeti var. İşte TÜFE'de gıda etkisinin öne çıkması bekleniyor diyor Merkez Bankamız. Şimdi aslında menkul kıymet istatistiklerine hem de Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımız zaman tabii her perşembe günü yayınlanıyor bunlar. Yani şöyle bir genel resme baktığımız zaman analiz edersek işte bu 2024 yerel seçimlerinden sonraki trendin devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaten Merkez Bankası değil mi çok hızlı bir şekilde işte Mart ayından itibaren döviz biriktirmeye başladı. Tabii. Zaten yüksek TL'deki faiz hem gerçek kişilerin, hane halkının hem de tüzel kişilerin yani şirketlerin dövizlerini bozdurmalarına, özellikle tabii şirketlerin de aynı zamanda yüksek TL'den çok yüksek tabii faiz oranları kredi almaktan ziyade döviz cinsi düşük faizle kredi almalarına, sonra döviz cinsi kredi alıp bunları tekrar TL'ye çevirmelerine. Bu bir. Bununla beraber Merkez Bankası ne yaptı? Piyasadan döviz aldı. İkincisi rezervlerini biriktirdi. İhracat gelirleri değil mi? Bir kısmı Merkez Bankası'na aldı. Üçüncüsü de 156.6 milyar dolardan bahsediyoruz. Tabii. Üçüncüsü de yurt dışından gelen çok kısa vadeli carry trade için gelen bir meblağ var. Yabancı yatırımcılardan gelen bir meblağ var. Çok büyük bir meblağ değil ama. Dolayısıyla yani Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde işte şeyden sonra 2024 Mart ayından sonra yerel seçimlerden sonra bakın 100 milyar doların üzerinde
bir iyileşme oldu. 100 evet. milyar doların üzerinde. Ama bu iyileşmenin çoğu aslında şöyle söyleyebiliriz, yurt içi kaynaklı olduğunu söylüyor. Yurt dışı kaynaklı var ama bunun %70'inin falan yurt içi kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışı kaynaklı biraz daha düşük oldu ama esas yani burada yani carry trade'i biz sadece tabii yabancı yatırımcılar değil, bir nevi yani diyelim, evet. yerli yatırımcı da yapmış oldu. Ne oldu? İşte dövizini bozdurup yüksek TL faizine geçmiş oldu. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu şekilde de Merkez Bankası piyasadan ciddi bir şekilde eskiden nasıl döviz satıp rezervlerini azaltıyordu. Bu sefer evet. net alıcı pozisyonunda oldu. Aynı zamanda kurun da daha fazla ne yapmasını, düşmesini engelledi. Yani evet. yoksa bunları yapmamış olsaydı kur daha fazla düşebilirdi. Dolayısıyla evet. rezervlerini de iyileştirdi. Yani bu trend iyi kötü devam ediyor. İşte bazen tabii yani Sayın Cevdet Akçay'ın da açıklamaları var. Londra'da geçen pazartesi de konuşmuştuk. Hala Londra'da galiba. Bugün baktım yine oradaki yatırımcılarla. Yani işte Türkiye'de biliyorsunuz yani çok temelde iki çeşit kur sistemi var yani çok temelde. İşte bir tanesi free float dediğimiz yani piyasada belirlenen kur sistemi, serbest evet. piyasada belirlenen kur sistemi. Öbürü de dörtü float denilen kirli kur sistemi. Evet. Nedir dörtü float? Yani Merkez Bankası'nın zaman zaman müdahalesiyle hem net alıcı ve net satıcı evet. olduğu zaman zaman duruma göre dolayısıyla yönlendirilen bir sistemi. O da açık açık söylemiş orada. Yani gelen haberler orada. Şu an Merkez Bankası'nın kirli kur sistemi, dört float kur sistemi uyguladığını, zaman zaman alıcı, zaman zaman satıcı olduğunu söylemiş. Ama tabii bir noktada müdahaleyi azaltacaklarını da söylemiş. Herhalde tabii yani şu an için ben Sayın Cevdet Akçay'ın açıklamalarından da kurla ilgili hassasiyetlerinin devam ettiğini, çünkü biliyorlar yani eğer kurda zaten enflasyon beklentileri çok yüksek. Bakın kur stabil olmasına rağmen değil mi enflasyonu düşüremiyoruz. Tabii. Yani beklenildiği kadar, istediği kadar. Hele bir de kurda artış olursa iyice bozulur tabii. beklentiler. Dolayısıyla bunların üzerinde çok dikkatli olduklarını, buna fokuslandıklarını şey yapıyorum. Yani kurun böyle hızlı bir artışına izin vermeyeceklerini tabii. tahmin ediyorum. Zaten öyle bir şey beklemiyorum. Yani baktığımız zaman Türkiye'nin tabii dış finansman ihtiyacı var. Yani kur niye artar? Dış finansman ihtiyacı çok fazla olur. Siz bunu karşılayamazsınız. Evet. Ama bir bakıyorsunuz işte Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı var. Ama dış finansman ihtiyacını bankalar işte 100 liralık borcu var. O borcu geri öderken 120-130 lira borçlanıyor. Evet. Dolayısıyla yurt dışından para geliyor. Cari denge azalıyor. Yani dolayısıyla böyle bir ortamda eğer böyle bir yerli taraftan çok hızlı bir kura, dolara bir talep olmazsa kurla ilgili bir şey olacağını ben tahmin etmiyorum. Yani bu 34 bandında epey bir kalacak gibi yani gözüküyor. Yok biraz tabii şey alabilir yani evet. yıl sonu işte herhalde 35 civarları i̇şte falan mesela kalacak. Mesela son bir haftada 34, 40, 50, 60, 65 bugün yukarı doğru. Evet tabii biraz gözüküyor. Normal o ama yani Sayın zaten Cevdet Hoca'nın dediği TL'nin önümüzdeki yılda reel olarak değerlenmeye devam edeceği yani nedir enflasyonun altında bir kur artışı. Yani önümüzdeki evet. yıl yani %21 Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ama ben bunun altında bir kur artışı. En iyi ihtimalle %30 enflasyon olur bence. %20'ye düşürmesi çok zor. Ama %30 enflasyon olur. Kur %20 artar. Yani 35 dersek kuru kabaca yani yıl sonu işte %20'si kabaca 7 yani seneye 42, 43, 40 maksimum yani evet. oralarda olabilir. Şu anki resme bakarak söylüyoruz. Ama tabii şimdi yabancı yatırımcı enteresan bir şekilde işte Türkiye'de uygulanan bir dezenflasyon politikası var. Kur sabit, kurun sabit olması en çok yabancı yatırımcının işine gelir. Öyle değil mi? Tabii, yani önünü görüyor. Tabii önünü görüyor. Yani siz buradan bir işte dolar getirdiniz, TL'ye yatırım yapıyorsunuz. Ondan sonra çıkarken kur sabit olunca burada hemen hemen burada TL'de kazandığınız yüksek faizi aynı şekilde de 3 aşağı 5 yukarı dolarda da kazanabiliyorsunuz. Tabii. Evet ama burada tabii yabancı yatırımcı tabii bir kısım carry trade ile geliyor. Ama enteresan bir şekilde mesela hisse senedi piyasasına baktığımız zaman tabii hisse senedi piyasası sabit getirili değil. Yani variable income dediğimiz değişken getirili risk var orada. Oradaki o riski almıyor. Mesela ben geçen hafta şaşırdım. Yani geçen hafta bizim endekste değil mi bir toparlanma evet. oldu. Yani kısa süreli yabancı yatırımcıların, hedge fonların bir miktar girmiş olacağını tahmin ediyordum. Ama 22 Kasım haftası, geçen hafta bakayım yanlış bir şey söylemeyeyim, 272 milyon dolarlık satış yapmış yabancı yatırımcı. Evet. Demek ki yerli taraftan
bir miktar para girişi olmuş. O da işte neden? Merkez Bankası faiz indirecek falan filan beklentisi piyasada pompalanıyor ya. Evet. O yüzden herhalde yerli taraftan şey olmuş. Ama yabancı yatırımcı bakın hisse senedilerine itibar etmiyor. Yılbaşından beri 2.9 milyar dolarlık satış yapmışlar. Bakın 2018 yılından beri çıkıyor yabancı yatırımcı. 7 yıldan beri. Yani bir sene falan arada 2013'te 1.6 milyar dolar. O da genel seçimlerden sonra şey yaptılar. Evet. Nette alıcı oldular. Ama bu sene daha şimdi fazlasıyla 2 katı kadar çıkış yaptılar. Yani 2018 yılından beri herhalde belki tam hesaplamadım da kabaca 15 milyar dolardan fazla nette satış yapmış olabilir yabancı yatırımcı. Bunu düşünmek lazım. Yani şimdi tabii bu fazla uzatmak istemiyorum. Bunun konusu değil ama niye yabancı yatırımcı 2018 yılından beri Türk hisse senedi piyasalarına ilgi göstermiyor? Yani nette satıcı zaten biliyoruz. İşte evet. Siz hep söylüyorsunuz takas oranları %65'ten değil mi? %35'lere düştü. Hatta bir ara daha da aşağılara düştü. Şu anda herhalde 35-36 civarında falandır. Tamam şeyde DİPS'te devlet iş borçlanma senetleri tarafında ilgileri var doğru. Ama orada da geçen hafta satıcı olmuşlar 814 milyon dolar. Eurobond'da da satıcı olmuşlar 300 milyon dolar. Yani geçen hafta yabancı yatırımcıların hepsi. Türk varlıklarını satmış. DİPS, hisse senedi ve Eurobond hepsinde satıcı olmuşlar. Ama DİPS tarafında tabii tahvil tarafında biliyoruz yılbaşından beri bir ilgi var. Yani yaklaşık herhalde 14-15 milyar dolarlık tahvil tarafında bir giriş var. Ama tabii burada tabii hep onu söylüyoruz. Orada faizler hemen hemen yılbaşı yani bu kadar bir giriş olduğu takdirde tahvil tarafında. O zaman faizlerin biraz bir anlamlı bir şekilde düşmesi lazım. Ama tahvil faizlerine bakın 5 yıllık 10 yıllık tahvil faizlerinde öyle bir anlamlı bir düşüş göremiyoruz. Hemen hemen yılın başıyla aynı veya çok az aşağıda. Yani dolayısıyla burada işte bir miktar repo yapıyorlar tahvili, kısa süreli kiralıyorlar. Bir miktar yurt dışı muhabir bankaların yaptıkları işlemler var. Bir miktar da gerçekten yabancı yatırımcı alıyor. Ama bunların ben ne kadar olduğunu ayırt etmek zor. Ama bir Sayın Fatih Karahan Başkan bununla ilgili bir rakam telaffuz etmişti ama şimdi ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla yanlış bir şey vermeyeyim. Sonra tabii şey önemli, kur korumalı mevduat değil mi? Azalmaya devam ediyor. Yani ne kadar yüksek? 3.4'ten 1.22 yani tam yarıya. Daha da düşmüş. Evet, yarın 1.7 yarın da altında. Bayağı tabii gerileme var. Zaten onu biliyoruz. Bu çok son derece normal. Bakın 2022 yılında bir ara toplam mevduatları, döviz mevduatlarının KKM dahil döviz mevduatlarının toplam mevduatları oranı %73'lere falan çıkmıştı. %73'lere çıkmıştı. Şu anda bu oran KKM dahil döviz mevduatlarının toplam mevduatları oranı %40 civarlarında. Evet. İşte bak, yani o ne oluyor? Oradan giden para. Oradan giden bu tarafa fark ediyor. Merkez Bankası zaten döviz neden? Yani bu daha çok bu Merkez Bankası'nın dövizin artışı yani daha çok tabii yurt dışı kaynaklı da ama esas force eden burada itici güç olan yurt içi kaynaklı. Onu söylemek isterim. Peki hocam çok teşekkürler. Gündar hocam sizdeyiz şu anda. Bu arada bilmiyorum değerlendirebilme şansınız oldu mu yani? Hani kafanızda toparlamanız için önceden sordum. Ne diyorsunuz? Yani bir ortada bir kalpazanlık durumu var ama ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. Şimdi son iki gündür bankalar dahi para alıp vermemeye başladı, döviz alıp vermemeye başladı. Evet. İş kapalı çarşıda bir yerde başladı. Önce bir Alanya'da başladı. Alanya'da küçük çaplı bir kalpazanlık diye başladı. Şimdi bu Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış durumda. Nedir olay? Yani buradan nasıl bir ders çıkarmamız gerekiyor? Şimdi Ali Bey, öncelikle size ve seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii ki bu tür olaylar her zaman ortaya çıkabilir. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu, siyasi ve iktisadi istikrarın tam olarak yerinde olmadığı ve insanların da sisteme güvenini kaybettiği. Bakın yabancıların demiyorum. Yabancıların güveni artıyor Türk sistemine ama Türk ekonomik sistemine. Vatandaşın ekonomiye dair bir güveni yok. Dolayısıyla iç piyasada belirsizliğin yüksek olduğu durumlarda bu tür sahtekarlıkların ortaya çıkması için gerekli şartlar doğar. Evet. Şimdi bir de bunun tam sebebini bilmiyorum ama ne kadar zamandır 50 ve 100 dolarlıklar açısından sıkıntılar var döviz piyasasında.
onun bulunamadığı söyleniyor. Bugün sadece dolar değil, avroda sahte avro basıldığını da okudum ben. Evet. İşte bugün yapılan bir operasyonda 3 milyon 600 bin euro ele geçirilmiş. Bunu da yani açık medya açık istihbarat kanallarından elde ediyoruz. Hepimiz biliyoruz bunu. Şimdi doların sahte olmasını nasıl anlıyoruz? Şeyde büfede kullanılan makineler var. Evet. ATM makineleri var. Bankalardaki araçlar, gereçler var. Şimdi bu şeyler yapılan, üretilen sahte dolarlar makinalardan geçebiliyormuş. Evet, bu ilginç olan bu. Evet. Evet. Demek ki yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim Türk milleti yasakları delebilme konusunda hakikaten büyük bir yetenek sarf ediyor. Evet. Bunun güncel hayatımızda da örnekleri var. Ama şeyde de burada da görüyoruz. Şimdi mesela Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama yine bu şey derneği ne diyeyim bir dakika şeye bakıyordum ha bu şeylerin büfecilerin evet. derneği döviz büfelerinin derneği neydi TÜYEM der evet. başkanı Mehdi Şener o da bu şeyden bahsediyor yani. Bir kere bence 15 gün içerisinde bütün bu ATM makinaları temelde döviz büfelerinde kullanılan döviz sayma makinaları değiştirilebilir. 15 gün, 2 hafta içerisinde bunun bu konuda Merkez Bankası'ndan da açıklama yapıldı. Bunlarla mücadele edeceğiz dendi. Eş zamanlı olarak da şey yapılıyor. Polis operasyonları yapılıyor. Bu evet. sahte şeylerin basıldığı, dolarların basıldığı yerlere. Şimdi benim gördüğüm 15-20 günlük bir müddet içerisinde makinalar bu sahte doların geçmeyeceği şekilde yenilenebilir, aplikasyonları değiştirilebilir. Bunun için de Merkez Bankası ve diğer kurumların birlikte hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi eğer buna önlem alınmazsa her türlü spekülasyona açık hale gelir ülke. Ülkede dolar kıtlığı olur. Tabii. Normal değerinin çok üstüne çıkar dolar. Bu da iyi bir şey değil tabii ki. Ama bu geçici bir şey. Dolayısıyla herkesin sakin olması lazım. Bir kere vatandaşımızın sakin olması lazım. Zaten işlemlerin çoğunu nakit yapmıyoruz. O da evet. önemli bir şey. Yani herkesin bu müddet zarfında kendi bankalarında döviz hesapları üzerinden parayı aktarması. İBAN'larımız var hepimizin. Evet. Değil mi? Döviz cinsi bir cari hesap açarsınız. Oradan o şekilde aktarırsınız. Bir müddet dijital yönden işlemlerin yapılmasını tercih etmemiz gerekebilir. Çünkü nakitte, keşte böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntının ortadan kalkması lazım. Şimdi bir de şey var. Şimdi buradan yola çıkarak bir Türkiye'de ekonomi dünyasına olan güveni sarsacak şekilde spekülasyon yapmak da hiçbirimiz için hayırlı olmaz. Tabii. Çünkü bu ülke hepimizin. Bu ülkeden, bu ülkede ekonomik olarak bir kayıp olursa hepimiz kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla vatandaşımızın sakin olması, tahrike kapılmaması, paniklememesi gerekiyor. Dediğim gibi kolay bir çözüm yolu olarak özellikle firmalar ve bireyler de yapabilir. Evet. Bir müddet IBAN hesaplarından, bankadaki hesaptan döviz alıp dövizli işlemlerini evet, nakitten biraz çıkması lazım diyorsunuz tabii. Şu an için 15 gün için, çünkü 15-20 gün içerisinde bu düzeltilebilir Ali Bey. Evet. Bu konuda zaten Merkez Bankamızda, diğer paydaşlar da gerekli açılımları, gerekli açıklamaları Peki. yaptılar. Ben panik yapılmaması gerektiği kanaatindeyim ama enflasyon bu kadar yüksek olduğu, eşitsizliğin, hayat pahalılığın bu kadar yüksek olduğu yerde her türlü suç eylemi de insanların gözünde daha kolay yapılabilir hale geliyor. Doğru.
bu ucuzdan servet kazanma, yani kalpazanlık bu dönemlerde artar çünkü geçim sıkıntısı artıyor. Tabii. Ve bir de 50-100 dolarlık sıkıntısı olunca burayı kapatmak için fırsattan istifade Anladım. Demiş olabilirler ama Peki. hükümetin hem İçişleri Bakanlığı'nın hem Merkez Bankası'nın hem Maliye Bakanlığı'nın gerekli önlemleri alacağına eminim ben. 15-20 gün içinde de dediğim gibi bir nakit işlemlerden kaçınmaları iyi olur vatandaşlarımızın. Çok yani teşekkürler hocam. Evet. Bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler hocam. Size de çok teşekkürler. Çok kısa bir ara. Duru Bulgur'la Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında ıslah edilen Ahmet buğdayının tohumları deneme çalışmaları kapsamında ikinci kez ekilmeye başlandı. Duru Bulgur ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, ata tohumu Ahmet buğdayını Karaman'da toprakla buluşturdu. Türkiye'de ilk kez uygulanan hızlı ıslah yöntemiyle elde edilen tohumlara ilişkin açıklama yapan Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, lezzeti ve kalitesiyle üreticinin ilk tercihi olacağına inandığımız bu ata tohumu, buğdayın Türk tarımında kalıcı olmasını sağlayarak geleceğe miras bırakmaya kararlıyız dedi. Makarnalık dışında verimli bir bulgurluk buğdayı tarıma kazandırma hedefine ulaştıklarını belirten Duru, kıraç arazilere uygun ve susuzluğa dayanıklı özelliğiyle Ahmet buğdayının büyük avantajlar sağladığını kaydetti. Tohum üretiminde hedef yükselttiklerini de kaydeden Duru, geçen yıl 200 dekarda yaklaşık 800 kilogram ürün elde ettik. Tohumun toprağa adaptasyon süresini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu noktadan hareketle 3 ila 4 yıl sonra buğdayın yapısına göre üretim miktarında önemli bir artış bekliyoruz şeklinde konuştu. Daha fazla ürün verdiği için sertifikalı buğdaylara yönelen çiftçilerin verim artışını gördükçe Ahmet buğdayına daha fazla ilgi göstereceğine inandıklarını da kaydeden yönetim kurulu başkanı bu özel buğdayın Türk tarımında kalıcı olmasını sağlayacaklarını belirtti. İstanbul Ekonomi Zirvesi basın toplantısı Çırağan Sarayı'nda başladı ve toplantıyı takip eden muhabirimiz Nuran Çal'a bağlanıyoruz. 8. İstanbul Ekonomi Zirvesi ile ilgili detayları aktarmaya devam ediyoruz. Yanımda İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu üyesi Yeliz Akbaş var. Yeliz Hanım, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, siz de hoş geldiniz yanımıza. Bir kez daha teşekkür ediyorum sizlere. Aslında ilk olarak panelle ilgili detayları konuşmak istiyorum. Siz de zirvede yer alacaksınız ve evet. Çok önemli bir paneliniz olacak. Buyurun, panelle ilgili tüm detayları ilk olarak sizden dinleyelim. Evet, şimdi İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin genel olarak yönetiminde ve konuları ve panel seçiminde zaten gelen misafirlerin konuyla ilgili mutlaka her sektörden bilgi edinmesini de amaçlıyor. Biz de kendi sektörümüzü temsilen buradayız. Makine imalatı yapıyoruz ve makine sektörünü temsilen biz de panelimizi gerçekleştireceğiz. Evet, makine sektörünü temsilen dediniz ve burada önemli bir göreviniz var aslında. Sanayi sektöründe kadın temsilci olarak da aslında yanımda bulunuyorsunuz. Bu konudaki pozisyonunuzu da biraz değerlendirmek istiyorum. Hem de bu zirvede oldukça önemli bir pozisyondasınız yine. Buyurun, bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Sektörde kadın olmak konusundaki konuların artık eskisi kadar sorun olduğunu düşünmüyorum. Bundan 10 sene öncesini konuşmuş olsaydık belki üzerinde tartışacağımız çok şey vardı. Ama yeni yetişen genç mühendislerimiz zaten hem bizleri de temsilen hem de görevlerini de temsilen çok iyi yetişiyorlar. Biz firma olarak zaten kadın istihdamını departman gözetmeksizin destekliyoruz. Bu konudaki yaptığımız çalışmalar, yapacağımız çalışmalar da var ve bunlardan da aslında panelde bahsedeceğiz. Peki, o zaman biraz da sektöre yeniden dönelim. Sanayi sektörü, makine sektörü zirvede hangi yönleriyle öne çıkmayı planlıyor? Biz kendi yaptığımız panelde makine imalatındaki yapay zeka uygulamaları, bazı sektörler yapay zekaya biraz daha geç geçebiliyor. Ama biz de veri yönetimi ve yönetim içerisindeki uygulamaları firmamızda nasıl yaptığımızı, işinin ehli insanlarla, hocalarımızla elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Bizler de orada olacağız ve tüm detayları takip edeceğiz. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Evet, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu üyesi Yeliz Akbaş bizlerleydi. Detayları aktarmaya devam ediyor olacağız.